Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere hem şekli şahane hem de oldukça az malzemeli ve çok güzel bir e, hamur işi tarifi hazırladım. Hemen hep birlikte yapım aşamalarına bir bakalım. Yoğurma kabının içerisine bir su bardağı ılık su, 2 su bardağı ılık sütü alıyorum. 1 paket kuru mayayı ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı toz şekeri de ilave edip bu karışımı güzelce karıştırıyorum. Bu tarifi uygularken kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik su bardağı 200 ml'dir. Sıvıları karıştırdıktan sonra un ilavesine geçiyorum. Unu her zaman olduğu gibi kontrollü olarak ekliyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı tuzu da ilave ediyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 7 su bardağı un kullandım. Fakat farklılık gösterebilir. Lütfen dikkatli ekleyelim. Ele yapışmayan yumuşak pürüzsüz bir dokuda hamur olarak yoğurdum un serpmiş olduğum masanın üzerine hamuru hemen alıyorum hiç bekletmeden. Öncelikle hamuru güzelce toparlıyorum. Toparladığım hamuru 18 parçaya ayırıyorum. Her bir parçayı avucumun içerisinde yuvarlayarak düzgün bir beze haline getiriyorum ve kenara diziyorum. Hamurları güzelce bezeledikten sonra üzerine bir bez örtüp bir 10-15 dakika dinlenmesini beklerseniz açarken sizlere kolaylık sağlayacaktır. İlk yapmış olduğum bezeden başlayarak açma işlemine başlıyorum. Birazcık da un serpiyorum yapışmaması için. Küçük bir oklava yardımı ile hamuru büyük bir servis tabağından birazcık daha büyük olacak şekilde açıyorum. Bu kadar açılmış olması yeterli benim için. Hamurun yüzeyine sıvı yağ ve tereyağı karışımından döküyorum. Fırça yardımı ile her tarafına gelecek şekilde güzelce yağlıyorum yağlama işlemini güzel yapalım ki artık börek mi dersiniz poğaça mı dersiniz güzelce kat kat olsun. Daha sonrasında iki kenar kısmını ortada birleştiriyorum ve bu üst kısımları da tekrardan yağlıyorum. Tarifte kullanmış olduğum yağ miktarı 200 gram tereyağı 50 gram sıvı yağı. Hamurun bir başına şerit halinde iç malzemeden ekliyorum. Ben sadece peynir kullandım. Dilediğiniz iç malzemeyi tercih edebilirsiniz. Bu arada kıymalı ve patatesli de çok nefis olur diye düşünüyorum. Daha sonrasında rulo olarak sarıyorum hamuru ve orta kısmından çekiştirerek birazcık boyutunu uzatıyorum. Daha sonrasında hamurun yarı kısmını ortaya gül şeklinde kıvırıyorum. Daha sonrasında ise diğer kısmını da tam tersine olacak şekilde yine gül şeklinde kıvırıyorum. Ve bu şekilde şeklini almış oluyor. Yağlı kağıt sermiş oldum. Fırın tepsisine diziyorum. Hemen sizlere hızlıca bir tane daha nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Tüm hamurlara aynı işlemi uygulayarak bitireceğim. Yağlama işlemini yaparken sadece tereyağı kullanabilirsiniz ama sadece sıvı yağ kullanmanızı önermem. Çünkü sıvı yağ hamurun içerisinde donmayacaktır ve hamurunuzu katlarken akacaktır. Bu tarifte dilerseniz hamuru akşamdan yoğurup dolaba kaldırıp sabah diğer işlemlere devam edebilirsiniz. Veya pişirip güzelce soğuttuktan sonra dondurucuda da hava almayacak bir şekilde saklayabilirsiniz. Sizlerin de gördüğü gibi hem yapımı oldukça kolay, herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. E çünkü hamur açma boyutumuz çok küçük, herkes kolaylıkla açabilir ve oldukça da az malzemeli. Hemen hemen her evde kolaylıkla ulaşabileceğimiz hamur e, malzemeler. Elimden geldiğince sizlere pratik ve az malzemeli tarifler ile ulaşmaya ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım sizler de tariflerimi dener ve memnun kalırsınız. Şöyle son birkaç tanesine eşimin isteği üzerine kahvaltılık sos sürdüm. Sadece fikir amaçlı sizlerle de bu kısmı da paylaşmak istedim. Kahvaltılık sosu sürünce zeytin ezmesi aklıma geldi. Seviyor iseniz zeytin ezmesi de sürebilirsiniz veya çikolata da olur. İki yönde de kıvırabilmek için hamur boyutunu biraz böyle çekiştirerek uzatıyorum. Şekli gerçekten şahane oldu. Böyle davet masalarınıza böyle bir misafiriniz geldiğinde vesaire çok güzel çok şık masada duracak bir börek veya poğaça diyeyim artık tarifi oldu. Mutlaka sizler de bir deneyin derim. Sonuncu hamuru da artık tepsiye yerleştiriyorum. Bu kabarcıklar hamurumuzun ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Bir tane yumurta sarısının içerisine tavanın dibinde kalan yağı e, karıştırdım ve tüm hamurların yüzeyine sürüyorum. Eğer yumurta boyutunuz küçükse iki tane yumurta sarısı gerekebilir. Yumurta sarısını da sürdükten sonra 180 derecelik ısınmış, alt üst ayarı açık, fanlı ayardaki fırına göndereceğim. Her fırının pişirme süresi farklıdır. Bu yüzden lütfen kontrollü olarak pişirelim. Ben poğaça ve börek gibi mayalı hamur işlerini genelde fanlı ayarda pişiriyorum. Bir de çok yüksek ateşte pişirirseniz içerisi hamur kalır. 180-190 idealdir. Bakın çok güzel kabardılar ve nar gibi de kızardılar güzelce altıda üstü de piştikten sonra fırından alıyorum. Bir 10-15 dakika kadar ılınmasını bekleyelim. Daha sonrasında servis edebilirsiniz şekliyle masada yıldız olacak, sizlere de övgüler yağdıracak çok güzel bir hamur işi tarifi oldu. Oldukça da söylediğim gibi az malzemeli. Umarım sizlere de faydası olur. Dener ve beğenirsiniz. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet, bal şifa olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek için Kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yandaki bildirim zilini de açarsanız yeni tarifler paylaştığımda anında haberdar olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz yine aşağıdaki paylaş kısmından tüm sevdiklerinize veya görmesini istediğiniz kişilere gönderebilirsiniz. Farklı görüş ve önerileriniz var ise de bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağlıkla kalın. Huzurla kalın. Hoşça kalın.